amacımız belli, açık ve net. Terör koridorunu yerle bir edeceğiz. Barış koridoru inşa edeceğiz inşallah. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğini defalarca vurguladı. Ve 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı başladı. F-16'lar ve obüsler terör mevzilerini tek tek bombaladı. Terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan PYD-YPG ile Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği angajman çerçevesinde Türkiye'nin güney sınırlarında adeta bir terör kuşağı, terör devletçi oluşturmaya çalışıyordu. Barış Pınarı Harekatı'yla da Fırat'ın doğusuna Türkiye ilk defa geçerek çok kapsamlı bir askeri harekat gerçekleştirdi. Hedef Rasulayn ve Tel Abyad'daki terör yuvalarıydı. Havadan ve karadan ateş altına alınan terör mevzileri, sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi. Sınır hatlarından Türkiye'ye sızmalar gerçekleştirerek terör eylemleri için bu bölgeyi lojistik alan olarak kullanıyordu. Barış Pınarı Harekatı ile birlikte tüm bunlar engellenmiş oldu. Tabii yaklaşık 5000 km² geniş bir alan terör örgütünden özgürleştirildi. Tel Abyad'dan Rasulayn'a kadar geniş bir alan, yine güneyde 32 km derinlikte stratejik M4 karayolun kontrolünü de sağlayacak şekilde önemli bir alan terör örgütünden temizlendi. Burada binlerce terörist etkisiz hale getirildi. Mehmetçiğin başarılı harekatı 22 Ekim'de sona erdi. Ardından Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi için çalışmalar başladı. Saldırılara karşı yol kontrol noktaları inşa edildi. Teröristlerin açtığı tüneller kapatıldı. Patlayıcılar imha edildi. Teröristlerin altına tüneller açtığı Tel Abyad ve Rasulayn'daki hastaneler Türkiye'nin sayesinde şimdi on binlerce hastaya şifa oldu. Buraya gelenler tedavi olduktan sonra ücretsiz ilaçtan da faydalanıyor. Bugün hastalığım sebebiyle dahiliye bölümüne geldim. Doktor ilaç yazdı. Onları da eczaneden ücretsiz temin edeceğim. Çok teşekkür ediyoruz Türkiye'ye. Teröristlerin hasar verdiği okullar yeniden eğitime açıldı. 464 okulda 50 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. Daha önce burada PKK vardı. Eğitim adına hiçbir şey yoktu. Bir nesli cehalete sürüklüyorlardı. Şimdi çocuklar Arapça, Türkçe ve İngilizce eğitim alıyorlar. Peş peşe atılan adımlarla sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumları oluşturuldu. Terör örgütünün zarar verdiği 87 camide onarıldı.